Merhaba sevgili izleyiciler. Yeteneksizsiniz kutu yarışması bu hafta final bölümüyle Kütahya'da. AK Parti, AK Parti olalı böyle tepki görmedi. Ve jürimizin en önemli ismi ülkenin anasını ağlatan Tayyip Erdoğan. Öğrencilerin yolsuzluk operasyonuna mizahi şekilde protesto etmeleri izleyenlerin dikkatini çekti. Kütahya, Kütahya olalı böyle tepki görmemişti. Kütahya'da yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna destek vermek, iktidara tepki göstermek için Kütahya Sevgi Yolu'nda tiyatro gösterisi yapıldı. Tiyatro gösterisine Kütahya halkının ilgisi yoğun oldu. Merhaba sevgili izleyiciler. Yeteneksizsiniz kutu yarışması bu hafta final bölümüyle Kütahya'da. Yarışmamıza hepiniz hoş geldiniz. Şimdi size jürimizi takdim edeceğim. O çok zengin. O yaparsa olur. Karşınızda Ali Ağoğlu. Ve hırsızlık babadan oğula geçer sözünün canlı kanıtı Muammer Güler. Ve jürimizin en önemli ismi ülkenin anasını ağlatan Tayyip Erdoğan. Ayrıca yarışmamıza katılamayıp mesajlarını ileten ünlülerimiz de var. Mesela Ebru Gündeş, eşim Reza Zarrab 17 Aralık'tan sonra kendi gelemediği için aranızda değilim. Yarışmacılara başarılar dilerim demiş kendisi. Ve hepinizin tanıdığı başka önemli birisi Fethullah Gülen. Mesajını okuyorum. Dememiştim, demeyecektim, demeden edemedim. Demeyeyim dedim, dedim de demek istemedim, demiş kadar oldum. Allah onların evlerini ateşler salsın, evlerini başlarına yıksın, duygularını sinelerinde bıraksın, yarışmadan elensinler diyor kendileri. Alkışlıyorum. Dilerseniz artık yarışmamıza geçelim. Şimdi ilk yarışmamızı çağırıyorum. Alkışlarınızla Münire. Evet, hoş geldin Münire, nasılsın? Hoş buldum, çok heyecanlıyım. Nereden katılıyorsun yarışmamıza? Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. İstanbul nasıl? Bize biraz anlatır mısın? İstanbul eskiden güzeldi. Gezi Parkı'ndaki ağaçlar sökülmeden önce, emek sineması yıkılmadan önce, cami yapmak için yollar, yol yapmak için camiler yıkılmadan önce güzeldi. Ama şimdi tabii durum meçhul. Evet, o zaman seni daha fazla bekletmeyelim ve hemen sahneye alalım. Alkışlarınızla Münire. Münire Özcan. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Şimdi sizlere kutumda olan şeyi göstereceğim. Beğenmeni umuyorum. Kutumda bir fidan var. Sökülen ağaçların yerine tekrar dikilmesini umduğum bir fidan. Parkların tekrar yeşillenmesi için getirdiğim bir fidan var. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet, Münire'nin kutusundan bir fidan çıktı. Bakalım jürimiz ne söyleyecek? Evet Tayyip Bey, ne söyleyeceksiniz? Öncelikle şöyle söyleyeyim, biz sizlerden fidan dikmeyi öğrenecek değiliz. Biz çok iyi biliriz fidan dikmeyi ama daha yapılacak yollar, köprüler, AVM'ler var. O yüzden fidana hayır. Evet, şimdi Muammer Güler'e uzatıyoruz mikrofonumuzu, bakalım ne söyleyecek. Ustamız ne derse odur, onun için hayır diyorum. Ve Ali Ağoğlu, bakalım ne söyleyecek. Bizim daha yapacak bir sürü sitemiz, binalarımız, alacak arabalarımız var. O yüzden fidan dikmeye hiç vaktimiz yok. Hayır diyorum. Evet, ne yazık ki 3 hayırla Münire'yi uğurluyoruz. Hoşçakal Münire, kendine iyi bak. Şimdi diğer yarışmacımızı çağırıyorum. Ve karşınızda Muhittin. Evet Muhittin, hoş geldin. Neler söyleyeceksin? Hoş bulduk. Öncelikle İzmir'e katılıyorum yarışmaya. Evet, gördüğünüz gibi Muhittin çok heyecanlı. Onu daha fazla bekletmiyoruz ve hemen sahneye alıyoruz. Alkışlarınızla. Bunu yuvarlak hissediyorum. Umarım beğenirsiniz. Buyurun yumurta. Alalım yumurta. Evet sayın seyirciler, Muhittin'in kutusundan yumurta çıktı. Bakalım jürimiz bu konuda ne düşünüyor? Hemen Tayyip Bey'in yanına gidiyorum. Evet, ne düşünüyorsunuz efendim? Biz yumurtalardan korktuğumuz için üniversiteye giremiyoruz. O yüzden ben yumurtaya hayır diyorum. Evet Muammer Bey, siz ne diyorsunuz?
Bakanlığın kapısında her gün bir eylem. Evime gidemiyorum. Herkese rezil oldum. Hayır diyorum. Evet, iki hayır aldı arkadaşımız. Bakalım Ali Ağoğlu ne diyecek? Yumurtalar çok pisletiyor etrafı. Benim arabalarım var. Bir sürü arabam. O yüzden ben hayır diyorum. Evet, bu sefer de olmadı. Bütün jüri üyeleri hayır dedi ve üç hayırla Muhittin'i uğurluyoruz. Evet ve yarışmamızın en heyecanlı kısmına geldik. İki yarışmacımız da elendi. Bakalım üçüncü yarışmacımız üç evet alabilecek mi? Ve son yarışmacımız İçişleri Bakanımızın oğlu Barış Güler. Hoş geldin Barış, nasılsın? Çok iyiyim, çok heyecanlıyım. Kazanacağımdan çok ümitliyim. Yarışmacımız çok iddialı. Hemen yarışmamıza geçiyoruz. Evet, seni sahneye uğurluyoruz. Kutumu açıyorum. Hoş geldin Barış. İşte bu! İşte bu! İşte bu! Kolaylar çıktı. Hemen günümüze dönüyoruz. Bakalım Sayın Erdoğan ne söyleyecek? Çok süper bir yetenek. Kutundan dolar çıkarmak herkesin harcı değildir. O yüzden ben evet diyorum. Evet, bakalım Muammer Güler oğlunun bu başarısı karşısında neler söyleyecek? Oğlum diye demiyorum. Evde 6 kasası daha var, dolar dolu. Evet diyorum. Evet, 2 evet aldı. Bakalım Ali Ağoğlu ne söyleyecek? Bu değil. Bu iş değil. O iş değil. İşte hayallerindeki şey bu. Bu. Bravo. Birinci oluyor. Hemen dönüyoruz Barış'a. Bakalım neler söyleyecek. Ne hissediyorsun Barış? Kazanacağımı biliyordum. Bizim evde bunlardan daha çok var. Yani. O zaman sana diğer yarışmalarda başarılar diliyoruz. Ve son bir altın için bütün yarışmacılarımızı sahneye davet ediyorum. Kutuyu verdin mi? Kutuyu alayım mı? Kutuyu verdin mi? Şimdi elenen yarışmacılarımızdan birkaç cümle alacağız duygularıyla ilgili. Bir şeyler söylemek istiyorlarmış. Evet Mineri, neler söylemek istiyorsun? Ben gerçekten çok üzgünüm. Ülkenin tekrar eski haline gelmesi için getirdiğim bir tane hayır dediler. Bu yüzden hepsini kınıyorum. Söz arkadaşlarıma diyorum. Onların da çok umurundaydı diyorum Mineri ve diğer yarışmacımıza geçiyorum. Kömürle makarnayla iktidara gelen yeşil düşmanı yolsuzlukları iş edinmiş iktidarı, faşist iktidarı cevap yumurtadır. Evet sevgili seyirciler, ortalık karıştı. Ben programımız bir yarışmacıdan sonuna geldik. Ama üzülmeyin, burası Türkiye. Burada malzeme çok. Yeni yarışmalarla karşınızda olacağız. Esen kalın. Hadi. Bazı vatandaşların elinde dolar olduğu da dikkatlerden kaçmadı. Yeah.